Karadeniz'deki Ukrayna limanlarından, Odessa'dan ve Yüzni'den bu tahıl ve yiyecek maddelerinin sevkiyatı küresel gıda arzındaki açığı kapatacak ve fiyatların düşmesini sağlayacak. Hanımefendiler, beyefendiler, ekselansları, bu anlaşmaya kolay varamadık. Savaş başladığından beri küresel gıda krizinin çözümünün ancak Ukrayna'nın gıda ürünlerine ve Rusya'nın gıda ve gübre ürünlerine erişimi olursa çözülebileceğini söylemiştim. Bugün o noktaya ulaşıyoruz, varmak üzereyiz ama uzun bir yolculuk oldu. Nisan ayında Sayın Erdoğan'ın kabulünden sonra Sayın Zelenski ve Sayın Putin'e görüşerek çözümler bulmaya çalıştık. O zamandan beri de uğraşıyoruz. Tüm tarafların bu konuda taahhütleri oldu ve burada taahhüt daha da önemli hale geldi bugün. Bu girişim tam olarak uygulanmalı. Çünkü dünyanın buna çok ihtiyacı var. Küresel gıda arz, gıda sorununun krizinin üstesinden gelebilmek için. Türkiye'nin burada kritik bir rolü var ileriye gitme açısından. Birleşmiş Milletler de bu açıdan taahhütünün arkasındadır. Sizler bu taahhütlerin yerine getirilmesi konusunda çok yardımcı oluşuyorsunuz. İki, Birleşmiş Milletler görev güçleri koordineli bir şekilde yaklaşacaktı. Martin Griffith birinin başında. Ayrıca Uluslararası Denizcilik İşleri de Karadeniz'den Ukrayna tahılının ve yiyecek maddelerinin ulaşmasını koordine edecek. Bugün bu Karadeniz girişiminin ilerlemesini takip etmek için buradayız. UNCTAD'ın genel sekreteri gıda ürünlerine ve gübre ürünlerinin küresel marketlere ulaşmasını sağlamak için çalışıyor. Ben bu açıdan onların taahhütlerine destek olma açısından hiç geride kalmak istemiyorum. İki tarafın da bu kanlı çatışmaya girdiği noktada artık sona gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Herkes, insanlar ölmeye devam ediyor. Karadeniz'deki bu umut ışığı çok parlak. Bunlar çok fazla kişinin ortak çabaları sayesinde oldu. Bu çalkantılı zamanlarda bu umut ışığı insanların çektiği bu sorunların sonuna ulaşmasına ve güvenli duruma ulaşmamızı sağlasın. Değerli konuklar, şimdi Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan hitaplarını yapacaklardır. Kürsüyü teşriflerini arz ederim. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Genel Sekreter, saygıdeğer bakanlar, kıymetli heyet üyeleri, sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Medeniyetlerin ve kıtaların buluşma noktası İstanbul'a hepiniz hoş geldiniz. 29 Mart'ta yaptığımız ve müzakere sürecinde önemli bir dönüm noktasını teşkil eden toplantının ardından tekrar bir aradayız. Siz değerli dostlarımızı bir başka tarihi günde İstanbul'da yeniden misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Tüm dünyayı uzun süredir meşgul eden küresel gıda krizinin çözümünde büyük rol oynayacak bir girişime vesile olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün üzerinde mutabakata varılan metinle Afrika'dan Orta Doğu'ya, Amerika'dan Asya'ya, tüm dünyada milyarlarca insanı bekleyen açlık tehlikesinin önünün alınmasına hep birlikte katkı sağlayacağız. Tarım ve gıda ürünlerinde dünya arz güvenliğinin temini
pek çok bakımdan önemlidir. Bu adımla yaşanan sıcak hava dalgası ve kuraklığın sebep olacağı verim kaybının yol açacağı muhtemel ilave fiyat artışlarının önüne geçilecektir. Yine küresel bir sorun haline gelen gıda enflasyonunun kontrolüne de yardımcı oluyoruz. Elbette bu noktaya bir anda gelmedik. Ukrayna depolarında bekleyen tahılın Karadeniz üzerinden ihracı için Ukrayna ve Rusya makamları ile Birleşmiş Milletler yetkilileri ile yoğun ve meşakkatli bir süreç yürüttük. Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarımızla bu süreçte devamlı temas halinde olduk. Her iki ülkenin bu hassas süreçle ilgili beklenti ve endişelerinin giderilmesi için kapsamlı istişareler gerçekleştirdik. Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlarım yoğun çaba sarf ettiler. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres'in ve ekibinin de ilk taslağını hazırladıkları plana verdikleri katkılar takdire şayandır. Bu vesileyle Sayın Putin ve Sayın Zelenski'ye sergiledikleri liderlik dolayısıyla teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiğiyle Karadeniz'den dünyanın birçok ülkesine yeni bir nefes borusu açmış olacağız. Gemilerin çıkışından güvenli bir şekilde intikaline ve varacağı limana ulaşmasına kadar tüm süreçler üzerinde mutabakat tesis edildi. Bu son derece önemli planın icrası ve denetimi İstanbul'da kurulacak müşterek koordinasyon merkezi tarafından gerçekleştirilecektir. Planın başarıyla uygulanmasında uluslararası toplumun desteği de şüphesiz büyük önem taşıyor. Sevgili dostlar, bundan yaklaşık 4 ay önce yine İstanbul'da Ukrayna ve Rusya arasında ev sahipliğimizde yapılan müzakerelerde mesafe kat etmiş, savaşın sona ereceğine dair ümitleri yeşertmiştik. Maalesef o toplantı sonrasında meydana gelen gelişmeler çatışmaları körükledi. Başından beri bu savaşın kazananı olmayacağını, sadece tarafların değil, tüm dünyanın kayba uğrayacağını ifade ediyoruz. Yaklaşık 5 aydır aralıksız devam eden çatışmalar ve bunun küresel etkileri ne yazık ki bu öngörümüzü doğruluyor. Silahların susması uzadıkça ekonomik maliyetlerin yanı sıra insani kayıplar da artıyor. Savaş sadece tarafları, sadece bölge ülkelerini değil, dünyanın en ücra köşesindekiler dahil tüm insanlığı olumsuz etkiliyor. Ancak bu gidişatın mukadder olmadığına da inanıyoruz. Masumların hayatına mal olan bu çatışmaların bir an önce sona ermesini arzu ediyoruz. Adil bir barışın kaybedeninin olmayacağı hepimizin malumudur. Bugün Rusya ve Ukrayna tarafıyla İstanbul'da atmakta olduğumuz bu müşterek adımın barışa yönelik umutları canlandıracak yeni bir dönüm noktası olmasını canı gönülden diliyorum. Arazideki gelişmeler ne yönde seyrederse seyretsin, savaş nihayetinde müzakere masasında sonlanacaktır. Tesis ettiğimiz bu dostane ve barışçıl atmosferin savaşın sonlandırılmasına yönelik adımlara tahvil edilmesi tüm insanlığın yararınadır. Medeniyet anlayışımızın bize yüklediği sorumluluğun bilinciyle hareket etmeyi sürdüreceğiz. Bölgemizde sulh-ü sükun hakim olana kadar komşuluk hukukumuzun gereğini yerine getirmeye devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken hepinize ama hepinize gayretleriniz sebebiyle tekrar teşekkür ediyorum. Bugün imzalanacak anlaşmanın ülkelerimiz
ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sürecin bugünlere gelmesinde emeği ve katkısı olan herkese şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyor. Sizleri bir kez daha hürmetle selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza hitaplarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Genel Sekreter ve kıymetli misafirler. Türkiye Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında ve Birleşmiş Milletler'in tanıklığında imzalanacak olan belgelerin imza törenine geçiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı arasında ve Birleşmiş Milletler'in tanıklığında tahıl ve yiyecek maddelerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki girişimi belgesi imzacılar, Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu adına Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Birleşmiş Milletler adına Genel Sekreter Sayın Antonio Guterres. Şimdi de Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Ukrayna Altyapı Bakanlığı arasında ve Birleşmiş Milletler'in tanıklığında tahıl ve yiyecek maddelerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki girişimi belgesi. İmzacılar: Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna adına Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, Birleşmiş Milletler adına Genel Sekreter Antonio Guterres. Değerli konuklar, anlaşmaların imza töreni sona ermiştir. Arz ederim. The signature ceremony has ended. Thank you.